Bahar Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda zaten çok uzun zamandan beri kendisini de programıma davet etmeyi düşünüyordum. Kim var programımızda? AK Parti MKYK üyesi, aynı zamanda hukukçu Metin Tarhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Metin Bey, programı daha önce izlediniz mi diye bir sorguya çekiyormuşum. Evet, hiç öyle bir şey yok. Sadece biz gelen konuklarımıza genelde fix bir menü açıyoruz. O ilk soru Metin Tarhan. Araftan sorusu. Evet. Yani programı izlediniz mi diye sordunuz ama izlememek mümkün değil. Gerçekten de çok, çok etki yaratan çok programlar yapıyorsunuz. Değerli konuklar geliyor. Çok teşekkür ederim. O yönüyle izlenmeye çok çok değer diye düşünüyorum. Yani arafta olmak herhalde insanın fıtratında var. Doğal bir duygudur diye düşünüyorum. Yani her şeyden önce insan duygu ve akıl çelişkisi yaşıyor. Yani akıllı mı hareket edeyim, duyguyla mı hareket edeyim diye. En azından bu çelişkiyle birlikte yaşam devam ettiğine göre arafta olmak gibi bir sonuç da kendiliğinde doğuyor. Her birimizin yaşamında doğal olarak arafta olduğumuz dönemler olmuştur. Olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Ama ben şahsen bir miktar netlikten yana yol almayı düşündüğüm için hayatımı onun üzerine kurguladığımdan dolayı arafta kaldığım dönemlerde, durumlarda mutlaka gideriyorum. Yani kendi içimde bir karar vererek yoluma devam ediyorum, hayatıma devam ediyorum. Bu netliğe birazcık daha eğilimim var. Ama hiç kuşkusuz her birimizin vazgeçmeyeceği, taraf olabileceği değerler var. Biz değer eksenli de yaşamımızı kurguladığımız için, yaşamımızı öyle yürüttüğümüzden dolayı değerlerden yana tarafız. O anlamda da netlik vardır. Arafta yani kalmak gibi, tabii. Arafta kalmak gibi bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Duygu ve aslında akıl dediniz ya, aslında çok güzel bir tanımlama yaptınız orada. Yani mutlaka ki olmuştur. Mesela kırılma noktası dediğimiz bir şey var mı hayatınızda, yani böyle bir hikayenin başlangıcı olabilecek bir kırılma? Ya kuşkusuz ben yani bir yönüyle arafta kalmama yönünde meseleyi çözüyorum ama bunu duygu ağırlıklı mı çözüyorum, akıl ağırlıklı mı çözüyorum derseniz her ikisinin de payı var. Yani mutlaka yaşamın kendi içeriğinde kırılma noktası yaratan pozisyonlar da olabilir. Ama çok öyle derin izler bırakacak bir durum yok. Yani bu yaşam. Yani günlük yaşamda karşılaşabildiğim olgular, durumlar, nasıl desem insan ilişkileri, belki bireysel olarak duygulanım, hatta nasıl desem yani insanları sevmeye dair, doğayı sevmeye dair, orada birikecek durumları bir nevi kendi potanızda değerlendirdiğinizde şöyle olsa da daha mı iyi olur diye düşünebiliyorsunuz veya bir arafta kalma durumunuz oluyor. Peki aynı zamanda sizin akademik bir yönünüz de var. Yani aynı zamanda belli akademik çalışmalar da yaptınız. Kendimize kızdığımız bir yönümüz var mı Metin Bey? Yani çoğu kez şöyle, yani ben her şeyden önce her insanın kendi ülkesine karşı, hem cinslerine karşı, diğer canlılara karşı, tabiata karşı, yani bir bütün olarak tüm varlığa karşı sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kendime kızdığım durum, duyarlılığımla çok övünç duyuyorum. O yönüyle gerçekten de yaşamı çok iyi bir mecraya oturttuğumu düşünüyorum. Ama daha aktif bir rol alabilir miyim? Daha aktif bir çalışma yapabilir miyim yönüyle de kendimi bazen tenkit ettiğim oluyor. Ama genel hayat çizgimi, oturduğum çizgide memnunum. Bir mutsuzluğum yok. Peki yeni başlayanlar için Metin Tarhan desek, mesela böyle üç cümleyle açıklasak kendimizi. Evet, yani zaten itikadi değerlerimiz, insani değerlerimiz bir kez çalışmayı zorunlu kılıyor. Yani çalışmanın gerekli olduğuna inanıyorum insan yaşamında. Her ne yapıyorsa en iyisini yapmaya aday olmalı. Yani onun tüm parametreleri, unsurları neyse araştırıp bulmalı ve onun üzerine çalışmasını oturtmalı. Mutlaka çalışması gerekiyor. İkincisi
hiç kuşkusuz açık ve net olması gerekiyor. Yani örtülü bir hayat, yük yaratabilen durumları, gizlenecek durumların olmaması gerekiyor. Hayatta ne kadar sade yaşarsa insan, ne kadar yüksüz, bağışsız yaşarsa o kadar başarılı olacağına inanıyorum. Yani çalışmak mümkünse doğru bir hayat çizgisi. Hı hı. Üçüncüsü de sevmek. Yani dünya ne kadar umurumuzda? Dünyevi şeyler. Yani dünyevi hiç kuşkusuz yani mensup olduğum itikadi değerler itibariyle aslında soyut bir hayat yaşamam gerekiyor. Yani tam uygulamam durumunda. Hı. Ama dünya çok umurumda. Yani dünyadaki acılar, çıkmazlar, açmazlar. Çok ilgilendiriyor. Yani bu yönüyle sizlerin de sağlayabildiğiniz duyarlılık ölçüsünde olmasa da ki sizi o konuda önceliyorum ama duyarlı bir insanın dünyada umurumda, hayatta güzel yaşamak da lazım. İnsanın yaratılışının belirli bir amacı da zannedersem hayatta kendisine düşeni yapmak. Bunun içinde yaşamak da dahil ama sorumluluk da dahil. Kırılma dedik ama tabii onu da çok güzel açıkladınız. Dediniz ki benim hayatımda çok büyük kırılmalar olmadı ama peki kırgınlıklar oldu mu? Kuşkusuz. Kırgınlık olmaz mı? Çok adil bir dünyada yaşamıyoruz. Yani her dönem mutlaka tabiatımızla, değerlerimizle bağdaşmayan, zorlayan, kendinizin bir kabahati olmadığı halde mutlaka o yönüyle mutlaka bizi zorlayan, sıkıntıya sokan durumlar oluyor. Yani bu yönüyle kırılmalar da gerçekleşiyor. Ama kırılmaları onarmak çok önemli. Yani genel olarak dünyaya pozitif baktığımdan dolayı, barışçıl baktığımdan dolayı mümkünse kırılmaların da üstesinden gelebiliyorum. Mümkünse belki de kendimden fedakarlık ederek en azından unutmak şeklinde veya orada bırakmak şeklinde yoluma devam ediyorum. Anlam veremediğiniz şeyler var mı şu sıralar? Yani şu sıralar anlam veremediğim şeyler şu. Gerçekten de insanın kendi dünyasını çok özel bir alana çekmiş olmasını, yani kendisiyle sınırlı bir hayat tarzına yönelmiş olmasını, insanın fıtratına ve tabiatına aykırı görüyorum. Bizim tarihsel değerlerimize de aykırı görüyorum. İnsan biraz daha dışa açık olmalı. Kendisi dışındakilerini de görebilmeli. Sağında solundakini de görebilmeli. Olup bitenleri görebilmeli. Yani tabiatın, ekolojinin yok edilme sürecine doğru getirildiği, dünyanın varlığının bile sorgulanacak bir döneme geldiği bir zamanda yani insanın kendi içinde kapalı kalması beklediğim, yani çok da hoş gördüğüm bir şey değil. Şimdi bir taraftan sizden de çok uzaklaşmak istemiyorum. Sizi de tanımaya ve merak ediyorlar izleyicilerimiz. Ama bir taraftan da tabii siyasetin içerisindeki aktif varlığınızı da konuşacağız. Şimdi ben anladığım kadarıyla aslında siz hukukçusunuz, evet. Avukatsınız. Evet. Kendi yolunuzda hayata devam ederken bir anda kendinizi MKYK mı içerisinde buldunuz? Nasıl oldu o süreç? Yani nasıl şimdi şöyle bir şey. Yani özellikle kendi yaşam sürecimde kendimle barışık, mutlu bir hayat yaşamaya gayret ediyorum. Yani süper. Bir Anadolu vilayetinde Elazığ'da ilk orta öğretimi bitirdim. İstanbul'da üniversite okudum. Kurbet o mu? Evet, ilk kurbet o. Üniversite sonrası asistan olarak devam ettim. Doktora tez çalışmaları aşamasına geldim. Sonra İstanbul'un birazcık yükü ekonomik meseleler açısından ayrılmak zorunda kaldım üniversitede. Avukatlık ofisim oluştu. Ağırlıklı avukatlık olmak üzere bir miktar ticaretle de uğraştım. Hayat öyle devam ediyordu. Sivil toplum çalışmasına başladım. Avukatlığa başlama ile birlikte 2000'li yılların başında. O süreç içerisinde mutlaka bir sivil toplum çalışmanız varsa siyasetle de aşina oluyorsunuz. Birazcık sosyolojik çevrem itibariyle CHP aşinalığı oluştururlar.
bir süre CHP üye olarak kaldım. CHP'lik sürecim zannedersem 3-4 yılı buldu. Ondan sonra CHP'nin genel gidişatından, insani değerlerim açısından, fikriyatım açısından, demokratlığım açısından, genel düşüncelerim çerçevesinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettim. Siyasette bu mudur diye biraz da siyasete bir kırılmadan da söz ettiniz ya. Peki orada bir başkaldırı... Orada bir kırılma oldu, evet. Ha, kırılma. Çok kısa bir dönem. Kırılma çok... kısa bir dönem. Peki orada bir başkaldırı oldu mu? Yani en azından sizden söylediklerinizden şunu anlıyorum. Politik öğretme konusunda sizin hafızanızdaki ile mevcut olanlar arasında bir tenakuz yani var. Yani ideolojik saplantılar ne yazık ki çok yaygındı. Ben aslanlık dönemim başörtü sorunun olduğu bir döneme denk geldi. İşte üniversite kapılarında bekleyen kardeşlerimizin imza toplanmasına imza attığım zaman zaten bir kırılma yarattı. Hmm. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz gibisinden. Her şeyden önce aslan arkadaşlarımla veya akademik arkadaşlarımla bir sürtüşme oldu. Basit onu örnek vermem, bir şey yapmışım anlamında algılanmasın. Aynı demokratik usup ve yöntemimi siyasete girdiğimde de uygulamak istedim. Yani demokrat düşünen, kapsayıcı düşünen, ötekisinin yerine kendisini koyabilen bir siyasi anlayışın oluşmasını istedim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sosyal demokrasiye vurgu yapması belki orada bu düşüncelerimin zemin bulabileceğini düşündüm. Ama ideolojik olarak çok katı olduğunu düşündüm. Açılım yapabilecek bir boyutunu görmedim. Yani demokrat fikirlerimle çatışabilen ideolojik pozisyonunun bağdaşır görmedim ve üretken olamayacağımı düşünerekten istifa etmiştim. Bir daha siyaset yapmamak üzere istifa etmiştim. 2021 senesine geldiğimizde evet. Ofisimde çalışırken geç saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Birlikte siyaset yapmaya davet etti. Ve MKYK'da görev alacak şekilde bir teklifi oldu. Orada bu teklif size niye geldi? Yani şu açıdan, yani, kimliğiniz dediniz ya, bir itikadi geleneğim. Tabii. Biraz açalım mı? Yani şöyle bir şey, hiç kuşkusuz onun birçok sebebi olabilir. Yani her şeyden önce demokrat bir insan olduğumdan dolayı belki ilgi çekmiş olabilir, sebeplerini bilemem. Sayın Cumhurbaşkanlığıyla da sosyal ortamda sivil toplum çalışması yaptığım dönemlerde iki defa buluşma imkanı oldu. Görev yapmış olduğum Erikli Baba dergahına gelmiştim. O dönem daha henüz başbakandı. 2007 senesiydi. Siyasi kadroların birçoğu vardı. Abdullah Gül, Hayati Yazıcı vesaire. Yani böyle kalabalık bir ekiple gelmişti. Yaklaşık bir buçuk saat kadar bizimle sohbet etti. Yani o Erikli Baba dergahının içinde bulunan cemevi, diğer üniteleri ziyaret etti. Erikli Baba Dergahı. Evet, evet, ziyaret etti. Kazlıçeşme'de tarihi bir yapıdır o da. Restore edildi, yenilendi. Geçmişi olan geleneksel Alevi yurttaşlarımızın ziyaret ettiği bir türbenin de olduğu bir dergah şeklindedir. Orada bir aşinalığımız oldu. Kendisini işte bu açılımlar sürecinden önce Alevi sorunlarıyla AK Parti'nin ilişkilenmesi ve ilgilenmesi sürecinde Dolmabahçe'de bir görüşme fırsatı oldu. Bir ekip olarak Sayın İzzettin Doğan dedemizin sözcülüğünde 5 kişilik bir refakat ettik. Orada bir sohbet imkanı oldu. Zannedersem Sayın Cumhurbaşkanımız dönüşümlü düşünebilen zeki bir insan. Kendisince bir tespitleri olabildi. Kendisinin mutlaka süreç içerisinde hatırlatan da oldu zannedersem. Öyle bir geri perdesi de olabilir. Ama davet ettiğinde birlikte çalışmanın ülkeye katkılarından söz etti. İşte siyasetin birazcık iyi gitmediğini, yani kutuplaştığını, birazcık böyle katkımın olabileceğinden söz ettiğinden dolayı hiç tereddütsüz kabul ettim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aramasaydı herhalde başka böyle ön bir siyasi
kimlikli biri aramış olsaydı hayır siyaseti bıraktım artık yani bir daha dönme imkanım yok. Mutluyum böyle derdim zannedersem. Dahil oldum. Siyasete dahil olmakla birlikte de MKYK üyeliği göreviyle başladı. Bu AK Parti yani 22 yıldır ülkeyi yöneten ki bana göre dünyanın nüfus Hindistan, Çin, Amerika'da daha çok üyeli partiler var ama nüfus yoğunluğuna oranladığınızda dünyanın belki en çok üyesi olan partide bir partinin en üst kurulunda görev yapmak onurlandırıcı ve manevi olarak güçlendiriciydi. Bir katkı mı olabilir mi diye düşündüm. Belki hani o arafta kalma pozisyonunu orada yaşadım. Evet, burada yaşadım. Acaba ne kadar katkı sunabilirim? Nasıl olacak? Birazcık tabii kaygılarım ve kuşkularım vardı. Kısa da bir siyasi hayat yaşadığımdan dolayı. Ama kaygılarımı çok kısa sürede giderdim. Zemin yarattılar, çalışma fırsatı buldum. Birçok vilayeti gezdim. Sivil toplum, halk ve ilişkiler başkan yardımcılığı yaptım. Hakikaten AK Parti çok kadro üreten, politika üreten bir parti. O zemini benimsedim. Bir aidiyet duygusu oluştu. Çok değerli arkadaşlarım oluştu. Ve gerçekten de AK Parti'de de ikinci dönem MKYK üyeliğine seçildim. Görev yapmaktan dolayı mutluyum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Tek dileğim de ve beklentim de daha etkin görev alabilmek ve görev yapabilmek. İnşallah süper. Bu da nasip olur. İnşallah. Şimdi Alevi kardeşlerimiz bu süreçte mutlaka ki sizin tahkim ettiğiniz aslında süreç onların ve sesi olabilmek değil mi? Mesela mutlaka ki onlarla bir istişareniz var, belki bir konsensüs de oluşuyor ama onlar yani Alevi kardeşlerimiz şu anda mutlular mı? Evet yani Aleviler bir kez şu anda mutlu değil. Şu yönüyle yani mutluluklarını eğer siyasetle ölçerseniz mutlu değiller siyasi açıdan. Her birinin yaşama bağlılık eşiği yüksek, itikatli, kendi halinde yaşayan, kanaatkar insanlar, devletle de sorunlar olmayan, değişik sosyolojik kesimlerle de sorunlar olmayan bir sosyolojik kesim Aleviler. Yani sanıldığın aksine yani devletle restleşen, ötekileri olan bir sosyolojik kesim değil. Yani ağırlıklı olarak sadece siyasal istismar alanında tutuldukları için Aleviler adına faaliyet yürüten veya faaliyet yürütüyor gibi görünen insanların yarattığı durumlar var. Onlar belki ilerleyen aşamada konuşuruz. Ama yani ben sivil toplum çalışmasını yürüttüğüm dönem tam AK Parti iktidarı dönemiyle eşleşti. Yani o dönemde keşişti. AK Parti'nin o dönem tüm sosyoloji kesimlerin kapsayan bir şekilde anlayışla kuruldu. Hedefler işte demokrasi, insan hakları, hak ve özgürlüklerin yerleşmesi, hatta Avrupa Birliği süreci, büyük bir Türkiye ideali ortaya koydular. Ve sorun alanlarını gidermeye çalıştılar. Onları o dönem gözlemek mümkün. Bir takım algılarla işte gizli ajandalar var şeklinde provandalar yapılmakla birlikte az çok böyle siyasal anlayışıma da denk düştüğünden dolayı ilgiyle izledim AK Parti o dönemde. AK Parti herkesin sorunlarına el attı. Alevilerin de sorunlarına el attı. Bir yerel yönetimler deneyimi vardı AK Parti'nin. Alevilerle o anlayış aslında aşina olmuştu. Yerel yöneticiler fiilen Alevilerin kentsel ihtiyaçtan doğan cemevi dediğimiz ibadethane olarak kabul ettikleri alanlarını fiilen belediyeler tarafından yardım da ediliyordu. AK Partili belediyeler bunda en ön sırada yer alıyorlardı. Dolayısıyla yine dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmayı da itibar eden o süreçlerden biri de yine istişareler başladı. Ve 2009-2010'da bir Alevi çalıştayları altında adı altında bir dizi çalıştaylar yapıldı. Bunlar son derece çok önemliydi. İlk kez Devlet Bakanlığı düzeyinde yapıldı. Ve AK Parti o günde bugün de mümkünse devlet ve Aleviler ilişkisi olarak olaya baktı.
Yani, aslında devlet tarafından tanınması. Tabii şeklinde devlet bakanlığı düzeyinde yapılmış olması fiilen böyle bir amacı da veya böyle bir anlamı da taşıyordu. O dönemde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani yaklaşık ona yakın çalıştay yapıldı. O çalıştayların hepsinde şu veya bu şekilde toplumun her kesiminde, meslek örgütleri dahil, basın mensupları dahil, akademisyenler dahil, sendikacılar dahil, ilahiyatçılar dahil, toplumun her kesimiyle Alevilerin talepleri ve beklentileri tespit edildi, değerlendirildi ve tartışıldı. Çok da ciddi bir ilgi vardı. Alevilerin de yüzü tamamen AK Parti, o dönem dönüktü. Çok da heyecan uyandırmıştı. Uluslararası ve ulusal düzeyde konuşulan başlıca konu haline gelmişti. O dönemde Alevilerle ilgili açılım da olarak adlandırılıyordu. Alevilerin beklentileri tespit edildi ve bir raporla da yayınlandı. Bu raporda yayınlanan talepleri kısaca bir söz edelim değil mi? Zamanımız tabii ki, var. Tabii evet. Var. Çok güzel yani bir zamanımız var. Evet, bu taleplerden birincisi Aleviliğin mutlaka orta ve ilk öğretimde din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinde yer alması şeklindeydi ki bu sağlandı. Hiç kuşkusuz yeni atılan her adımda mutlaka eksiklikler olabilir. Bu şu anda ilk ve orta öğretimde din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinde Alevilik de okutuluyor. Yani Alevilik müfredata alındı. İkinci tespit de oradaki tespitlerden yola çıkarak söylüyorum. Madımak'ta talihsiz bir olay yaşadık. Yani bir Alevi kuruluşunun düzenlemiş olduğu bir etkinliğe davet edilen aydınlar ve sanatçılar ne yazık ki bir otelde talihsiz bir şekilde bir provokasyon sonucu ki provokasyon olarak da değerlendiriyorum. Zaten zamanla da çıktı ortaya. Maalesef. Yanarak öldüler. O alanın bir müze veya anıt yapılması gerekiyordu. Bir müze olarak düzenlendi orası. Yani örneğin o tespitlerden giderilenleri söylüyorum. Üçüncüsü de şey vardı yani cemevlerinin statüsü, ülke statüsü değerlendirmesi vardı. Bununla bağlantılı dedelere bütçeden kamu hizmeti eşitliğini sağlamak anlamında ödenek ayrılması vardı. Yurt dışındaki galiba Alevi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için de diğer tarafından atanan Alevi dedeleri galiba. Kuşkusuz yani şu Alevi dedelerine ödenek sağlanması yani bir nevi işte görevli olarak ad edilmesi şeklindeydi. Bu cemevinin statüsüyle ilgili mecliste yakın zamanda ben AK Parti'de siyasete başladıktan sonra İçişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülen bir çalışmada yeniden cemevleri ziyaret edildi. Talepler toplandı, ihtiyaçlar tespit edildi. O dönemde bir arkadaşımız fiilen Sayın Süleyman Soylu'nun danışmanı olan bir arkadaşımız Ali Arif Özzeybek tarafında saha çalışmalar yapıldı. Biz de örtülü bir şekilde destek veriyorduk. Birlikte çalışma imkanları da yaratmıştık. İyi bir şekilde geçti. Neticede mecliste yerel yönetimler tarafından yapılan planlamada cemevler için arsa ayrılması şeklinde yasa çıktı. Cemevlerinin elektrik, su giderlerinin karşılanması için merkezi bütçeye ödenek ayrılması yönünde düzenleme yapıldı bütçe kanununda. Dolayısıyla fiilen cemevlerine yapılan yardımlar hukuki bir çerçeve büründürüldü. Şimdi Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla bir idari birimimiz kuruldu. Bu idari birim çok değerli. Devlet ilk kez 2020'de galiba değil mi? Evet 2021'de. 2021. Evet Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Devlet ilk kez Alevilere kapıyı açıyor. Bu çok önemli. AK Parti'nin Alevilerle ve devletle ilişkileri açısından, Alevilerin devletle ilişkileri açısından siyasetin yaptığı şeylerin önemini vurgulamak açısından söylüyorum. Dolayısıyla bu başkanlığımızda çok önemli işlevler üstlendi. Aleviliğin tanıtılmasından tutun fiilen cemevlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar bir destek birimi olarak Aleviliği tanımlamadan, başkalaştırmadan
olduğu gibi yaşamasını sağlayacak tüm desteği vermek üzere kuruldu. Yani dolayısıyla o tespitlerde yapılan 5-6 tespit AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirildi. Bir tane kaldı. O da çok önemliydi. Halen de cari. Kamu hizmeti sunan kamu görevlileri istihdam edilirken Alevi kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyen çok sayıda yurttaşımız var. Bu eşit bir yurttaşlık. Evet, yani kamu hizmeti alınırken liyakat sahibiyim, ben beceri sahibiyim, şu görevi yapmak isterken mülakatta veya başka bir sebeple bu görevi alamıyorum biçiminde yakınmalar var. Bunlar çok da yaygın ve bir olgu olarak da var. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de o da düzene kavuşturulacak. Aslında Alevilerin devletle olan bağ ve ilişkisi kurulmuş oluyor bu şekilde ve bu AK Parti döneminde sağlanıyor. Evveliyatı yok. Evveliyatının olmadığını bu idari birimimiz kurulurken öğrendik. Bu idari birimin işte Alevilerle ilgili nasıl bir işlem yapılacağını, devletin ne yapacağı yönünde de işte orada da arafta kalınan durumlar oldu görevliler açısından. Bu derece devlet Alevilere uzaktı. Devletle Aleviler arasındaki mesafe kısaltıldı ve Aleviler gerçekten de AK Parti'nin de beklentilerine eriştiler büyük oranda. Bu anlamda Aleviler şu anda mutlu mudur sorusuna gelince siyasete mutlu değiller. CHP içerisinde yaşanan, genel başkanlarına yönelik yaşanan o hain veya sadakatsiz durumun Alevilerin çok işleştireceği bir konu değil. O aslında bayağı konuşulmuştu bu Cumhurbaşkanı aday olma sürecinde değil mi? Tabii Cumhurbaşkanlığı sürecinde, aday olma sürecinde Aleviliği ileri sürülerek Türkiye'de seçim alamayacağına yönelik bir provanda bizzat CHP'de hatta İstanbul'a kadar uzanan bir anlayışın yaydığı yönünde bir kamuoyuna deklar edildi veya kamuoyu bilgisine sunuldu ve Cumhurbaşkanı da bu konuda ana muhalefet liderinin mezhebi üzerinden aday olunamayacağı bununla yönelik provanda yapılıyorsa ben buna karşıyım. Mezhebi, bu da aslında çok önemli bir çıkıştı. Tabii çok değerli bir çıkıştı. Son derece saygındı. Benim özellikle çok mutluluk duyduğum bir beyandı bu. Şu anlamda yani bir kez işte etnik unsurlar üzerinde, itikadi unsurlar üzerinde günün Türkiye'sinde siyaset yapmak, siyaseti ona göre planlamak veya birinin etnik özelliğinden dolayı veya itikadi özelliğinden dolayı, mensubiyetinden dolayı bir görevi yapamayacağını söylemek çok ilkel bir davranış. Ve bu yönüyle Aleviler gerçekten de CHP'de rahatsız. Mutlu değiller siyasete. Ama şöyle bir şey var, çok özür dilerim. O yani bir taraftan işte geçmişte yaşanan Alevi kardeşlerimize yönelik onları tanımama, tahkir etme zulmü diyelim tırnak içerisinde. Bence hala yüzleşilmemiş gibi çünkü yakın bir zamanda da işte Ankara CHP işte atıyorum Mamak adayında da şöyle Veli Gündüz Şahin şöyle bir açıklamada bulundu. İşte camileri kümese, işte cemevlerini işte tilki yuvasına benzeten bir dil. Daha sonrasında yine onun öncesinde daha 3 gün önce yine Ankara Güdül'de başkan adayının şükür ki Alevi köyümüz yok gibi bir açıklaması. Yani hala o yüzleşme gerçekleşmediği gibi onun üzerine katlanarak tahkir etme. Evet. Kendini böyle bir ayrımcılıktan tahkim eden bir CHP var. Evet. Ne diyorsun? Yani bu tarihsel bir boyutu da var aslında. Yani Alevilerin devletle hafızasının olmayışı, devlette herhangi bir hafızasının olmasının kaynağı AK Parti öncesi devlet tarafından ciddi bir şekilde Alevilerin meselelerine eğilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Aleviler kapalı yaşıyor, kendi içinde yaşıyor ve gerçekten de dışa açılmayacak şekilde bir nevi gizli, kendi adetini, örfünü, ibadetini yaşayan bir sosyoloji kesim şeklindeydi. Ve birçok ön yargı vardı. Bu çalıştaylar sürecinde de gündeme geldi. Bu ön yargıların önüne geçilmesi yönünde de raporda bir madde de onunla ilgili vardı. Ve bu yönüyle gerçekten de mücadele edilmesi gerektiği kararlılığı AK Parti'de görüldü. Halen CHP'de
o yok saymacı anlayışı devam ettiğini. Ama ve neden CHP sosyal demokrat olduğunu ve bütün dinlere karşı bir hoşgörü edebiyatı yaparken bunun üzerine bilumum doğal kucaklayıcılık naraları atılırken sizce yani şimdi farklılıklara saygı sosyal demokrat partiler tarafından geliştirilen bir metot. Avrupa sosyal demokratları diğer partilerden biraz daha yumuşak bu konuda, daha da saygılı. Ama Türkiye'de zannedersem sosyal demokrat normlara uygun bir siyasi aksiyon gelişmedi. Yani CHP'nin kendi ajandası farklı. Kendi bir ideolojik pozisyonu o farklı. O ajanda bu toprakların ajandası mı? Bu toprakların ajandası ve özeldir diye düşünüyorum. Yani gerçekten de şu anlamda şu toprakların ajandası çok özür dileyerek. Yani kendiliğinden oluşturulmuş bir ajanda var ama son dönemlerde gerçekten de dışsal desteklenen de bir ajanda. Yani toplumun birliği ve bütünlüğünü sağlamayan anlayışlar, ötekisi yaratılan anlayışların bugün için sadece ve sadece Türkiye'nin güçlenmesini, gelişmesini ve büyümesini yönelik durumlar olduğundan dolayı dışta da destek buluyor bu tür anlayışlar. Halen ne yazık ki CHP'de bu tür durumlar sürdürülüyor. Ve Alevilerin kendileriyle ilgili olan süreçte bir hesaplaşma, CHP ile bir hesaplaşma noktasına girmek gibi bir hakları da olduğunu düşünüyorum. Yani bu yönüyle Alevilerin biraz daha merkeze, biraz daha demokratlığa, biraz daha nasıl desem kendisini bulmaya, CHP'nin vesayetinde kurtulmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ki bu tür şeyler itiyor Alevileri, CHP'den itiyor. Aleviler zeki insanlar, değerlendirmeyi biliyorlar. Bundan sonraki süreç siyaset açısından, Aleviler açısından farklı olacağını düşünüyorum. O süreci aslında konuşmak isterim ama çok değerli gazeteci Mehmet Çek'le çok güzel bir okudunuz mu bilmiyorum. Güzel bir yazı yazmış. Bu son dönemde yapılan işte Alevi kardeşlerimize yönelik o takdir eden CHP dilini ve Alevi kardeşlerimizin kazanımlarını karşılaştıran çok güzel bir yazı var Twitter'da. Şöyle başlıyor, diyor ki tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, sende Ali'nin yüreği yoksa neye yarar Zülfikar diye böyle başlayan çok güzel bir yazı yazmış. Burada da aslında konuştuklarımızdan çok ağır bir şey de değil ama bir taraftan da hani bu süreçte bu dilin, bu istismar edilen dilin aslında söyleyeyim, bu kardeşlerimizi nasıl konumlandıracağı noktasında bu seçim sürecinde aslında önemli bir sürece doğru da gidiyoruz diye düşünüyoruz. Şimdi AK Parti tarafından Aleviler için yapılan tüm yapılanları Aleviler değerlendirecek durumdadır. O ideolojik sultadan kurtulduklarını düşünüyorum. Bu son 20 yılda Alevilerde çok büyük bir değişim söz konusu. Yani hem bir yerel seçim süreci var. Yani mutlaka burada yerel seçimlerde gördükleri desteğin bir tercihe dönüşeceğine inanıyorum. Alevilerin kendilerinin geleceği açısından da birazcık daha politik olarak yeni bir aksiyon almaları, yeni bir alana yönelmeleri beklenmelidir. İkincisi Aleviler artık örgütlenebiliyor. Vakıflar var, dernekleri var. Olumsuz olabilecek şeylere anında da tepki verebiliyorlar, geliştirebiliyorlar. Bu yönüyle mutlaka o karalayıcı, küçük düşürücü durumlara ses çıkardıklarını ifade etmek isterim. Alevilerin şu veya bu şekilde bir özelliği, çok önemli bir özelliği var. Yapılanları unutmuyorlar. AK Parti'nin yaptıklarını Alevilerin unutacağı gibi bir durumu yok. Mutlaka eksikliklerimiz var, yanlışlıklarımız var. Bu eksiklikler ve yanlışlıkların da giderileceğini düşünüyorum. Devlet içerisinde bir idari kurumumuz var. Bu kurumumuzla ilgili de mutlaka süreç daha doğru, daha gelişkin, daha atak tezahür edecek. Alevilerin o kurumu içerisinde temsil kabiliyeti daha da yükselecek. Yani devlet desteğini alan Aleviler kendilerini ifade etmekte daha da büyük bir güç kazandılar. Bunu bu şekilde kimseye ihtiyaç duymadan sadece devletle mesafelerini yakınlaştırmak suretiyle devletin eşit hizmet sunma anlayışı çerçevesinde
eşit hizmet alma noktasına geldiler. Dolayısıyla devletle ilişkilerini biraz daha sağlamlaştırıp pekiştirirse Alevilerin şu veya bu şekilde siyasal anlayışları da ve tercihleri de farklı olacağını düşünmek gerekiyor. Şimdi aynı zamanda bu bir taraftan da seçimi konuşuyoruz. Değil mi? Önemli bir seçime, yerel seçime gidiyoruz. Alevilerin, Alevi kimliğinde olan kardeşlerimizin nasıl bir pozisyon alacağını da aslında onu da konuşuyoruz. Siz de aslında devletle olan mesafe ne kadar kısalacağı hususunda bir söylemleriniz var. Peki onlarla mutlaka birebir kardeşlerimizle mutlaka bir sahada da aslında görüşüyorsunuz. Evet, değil mi? Saha çalışmalarınız da devam ediyor. Evet. Ben oldukça sahada bulunuyorum. Hakikaten şöyle, AK Parti çok güçlü bir parti. Birçok konuda çok cesur adımlar attı. Yani Türkiye'yi demokratikleşti. Normal devleti işler hale getirdi. Ve devlet herkese hizmet sunabilecek konumda. Ve AK Parti kapsayıcı demokrat bir yöntem izliyor. Ve böyle olduğu içindir de 2023 Mayıs seçimleri, 14-28 Mayıs seçimlerinde başarıyla çıktı. Karşısında çok güçlü bir işbirliği olmasına rağmen böyle bir pozisyon oluştu. AK Parti, şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Yani yerel seçimlerde AK Parti'nin kadroları bir kez genel anlayışına uygun olan demokrat kadrolardır. Kendi liyakatları olan, özel ve titizlikle seçilmiş kadrolardır. Bizim 2023 Mayıs seçimlerinden sonra hemen kurmuş olduğumuz Yerel Yönetimler Strateji Komisyonu hem kadrolarımızı hem yerel politikalarımızı belirledi. Yani şunu demeye çalışıyorum. AK Parti kadroları liyakat sahibi, demokrat, eşit hizmet sunabilecek, üretken, şehirlerin sorunlarını çözebilecek ve geleceğe taşıyabilecek kadrolardır. Dolayısıyla 85 milyona hizmet edip güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme anlamında yerel başarılarını ortaya koyarak merkezi idare ile işbirliği içerisinde Türkiye'nin önünün açılacağını ve geleceğini yakalayacağını düşünmek gerekiyor. Aleviler bunu görüyor. Yani yerel seçimlerde de hizmet almak anlamında AK Parti kadrolarının ehliyetini, liyakatını, eğitimini, planını, projesini görüyor. Ve bu bakımdan son özellikle bu yerel seçimlerde Aleviler AK Parti'ye dönük bir yüzü var ve AK Parti yönünde tercihte bulunacaklarına yönelik çok yakın bir ilgi görüyorum. Bunu Sayın Murat Kurum da görüyordur. İstanbul özelinde söylüyorum. Burada çalıştığım için. Süper, okunuyor da diyeceğiz ama en önemlisi bir aramız var Metin Hocam. Bir aramızdan sonra aslında çok merak edilen, şu anda da gündemde olan konulardan bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Alevilikle ilgili karar. Evet. Onu bir konuşacağız ama bir ara aramızdan sonra AK Parti MKYK üyesi, aynı zamanda hukukçu Metin Tarhan'la programımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arafta Sorular programımız devam ediyor efendim. Kim var programımızda? AK Parti MKYK üyesi, aynı zamanda hukukçu Metin Tarhan var hocam. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Koşurduk geldik. Nerede kalmıştık hocam? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Alevilikle ilgili karar. Evet. Aslında son 3 gün, son bir haftanın konusu. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu karar hakkında? Ya bir taraftan da aslında Alevilik ve bu kimlik hakkında öngörülerinizi aldık. Evet. Bu seçime giderken ki nasıl bir pozisyon alınacağı hususundaki görüşlerinizi aldık. Kırılmaları aldık. İşte devletle olan mesafesinin kısaldığını aldık. Bu sonuçlarını da toparlarsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını nereye koyacağız? Evet. Yani ülkemiz milli birliğini, beraberliğini tesis ederken, devletimiz Alevilerle ilgili adımlar atarken, rasyonel adımlar atarken, ne yazık ki bunu istemeyen odakların olabileceğini düşünmek gerekiyor. Alevileri her şeyden önce toplumdan koparmak istiyorlar.
Çok kendi... özür dilerim. Kararı tekrar bir hatırlatalım. Nasıl bir karar alınmıştı? Evet, evet. Onu Hı-hı. evet, tabii. İslam aslında İslamiyet'ten Hı-hı. uzak, kendine evet. özgü bir din evet, olarak evet. Aleviliği tanımlama evet, kararı. Evet, evet. Yani Alevileri yalnızlaştırma, geçmişte olduğu gibi içinde yaşatma, bir sorun alanı olarak elde tutma ki dönem dönem Sivas'a örnek verdi, provokasyon alanları üretildiğinde Aleviler de o cenderenin içinde görmek gibi anlayışların uzantısı olarak değerlendiriyorum ben bunu. Alevilerin yararına olan bir durum değil. Hadise şu. Şimdi Aleviler çok genel olarak çoğu kez pratik bir örnek veriyorum. Yani biz onun federasyonunu kurduk. Şah Kulu Dergahı var, Karacaahmet var, Garip Dede var, Erikli Baba var, Kara Ağaç Tekesi var vesaire. Yani buraya gidildiğinde Alevilerin ritüelleri, ibadetleri, uygulamaları görüldüğünde İslam'la çatışan, İslam'dan farklı olan bir durum göremezsiniz. Hiç kuşkusuz zengin bir ritüelle yapılan durumlar söz konusu. Geleneksel İslami durumunu da aşan bir pozisyonu var. Yani bir nevi Orta Asya'da Ahmet Yezevi'den itibaren yani daha ağırlıklı olarak bir anlayışa göre işte İslam'ın Türk yorumu, tasavvuf yorumu gibi nitelendirilen Anadolu ve Balkanlara kadar giden ki Osmanlı'nın Balkanlarda Anadolu'da ilerlemesinin önünü açan devlet kuran bir itikadi unsurun Türkiye'den koparılmak isteniyor. Devletimiz bunu gördü ama istismar alanına dan çıkarmak istiyor. Ve bu konuda da gerçekten de AK Parti iktidarı döneminde çok önemli rol alındı ve bu çözülecek. Şimdi Avusturya'da kurulu bir federasyon, ismi federasyon ama bunlar o kadar kolay kuruluyor ki çok az sayıda üyeyle 4-5 tane dernek kuruyorlar. Onları bir araya getiriyorlar. Federasyon oluyor. Toplam insan sayısı da 20 gibi değerlendirir. İsmi federasyon. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunuyor. Aleviliği kendine göre İslam dışı yorumlama şekilleri var. Türkiye'de Aleviliğin işte değiştirildiğini, asimile edildiğini, mecrasından uzaklaştırıldığını iddia ediyorlar. Ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine karar çıkarılmasını istiyorlar. Ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de belirli anlayışların tek elinde bir mahkeme. Algıladığım kadarıyla rasyonel bir değerlendirme de yapmıyorlar. Türkiye'de bir araştırma yapılsa durumun farklı olduğunu, öyle olmadığını anlayacaklar. Türkiye'de tamamen Aleviler açısından bir özgürlük ortamı oluştu. Bir devlet desteği söz konusu. Alevilik ilk kez böyle bu kadar canlı, açık, korkusuzca yaşanıyor ve bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Deniliyor ki işte o kararda Alevilik kendine özgü bir din olmasına rağmen İslam içinde yorumlanmasının mümkün olamayacağına karar veriyorlar. Kimin adına niye veriyorlar? Bunu çok biz siyaseten anlıyoruz niçin bu yapıldığını. Ama gerçekten Alevi yurttaşlarında bunu artık kabullenemeyeceklerini, kabul edecekleri bir durum olamayacağını anlıyorlar. Belki seyirci kalıyorlardı, çok önemsemiyorlardı. Her toplumda, her sosyolojik kesimde marjinal gruplar olabilir. Öyle bırakıyorlardı ama bu son çerçevede artık devam ediyor olması nedeniyle bir karşı duruş geliştirecekler. Alevi dernekleri ve vakıfları bu konuda çalışma yapıyorlar. Pek yakında böyle olmadığını, Alevilerin %90'ının ve 90 üzerinden kısmının ki Alevilerin tamamının diyelim, onlar içerisinde çıkan bu tarz marjinal gruplar hariç Aleviliği İslam içi değerlendiriyor, tasavvufi bir yorum olarak değerlendiriyor. İslam ritüellerine göre, Kur'an'a göre ibadetlerini yapıyorlar ve dolayısıyla Aleviliği İslam coğrafyasında ortaya çıkan ve yaşanan bir itikadi unsur olduğunu değerlendiriyorlar. Bu tür durumları hem Alevilere karşı geliştirilen olumsuz bir aksiyon
hem de Türkiye'nin Türkiye'ye karşı geliştirilen olumsuz bir aksiyon. Bunların bir hükmü var mı? Hükümsüzdür. Hem Aleviler nezdinde hem Türkiye Cumhuriyeti nezdinde hükümsüzdür. Hı. Çünkü rasyonel şeyler değil. Birçok şeyin sabote edildiği gibi bu da sabote ediliyor. Yani ülkemiz birçok şeye maruz kaldı. Bu da onlardan biridir. Hı. Neticede Aleviler kendi dinamiğiyle buna gereken cevabı vereceklerdir diye düşünüyorum. Hı. Aslında siz de burada şahsi yorumunuzla onların da sesi olarak yorumunda bulundunuz. Kuşkusuz bunu böyle. Kabul etmediğinizi. Evet, evet, kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Peki neden diye sorsak, yani şimdi anladığım kadarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten zafiyet düşündüğü, yani tecessüs oluyor ya bu. Bir şekilde o açık arama pozisyonunu, o damarları çok iyi bir kaşıyıcı bir kurul olduğunu da zaten biliyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Sen neden Aleviliği İslamiyet geleneğinden ayrı tutma çabası? Evet. Yani ne şimdi, kazandıracak şimdi, mesela? Şimdi Türkiye çok güçlü bir coğrafyası var. Yani muazzam bir ülkeyiz. Jeopolitik özelliği olan topraklarda yaşıyoruz. Dolayısıyla güçleniyor. Türkiye son 20 yılda bağımsızlığını pekiştiren, sağlamlaştıran bir ülke oldu. Değişti, dönüştü. Demokrasisini tamamladı, insan haklarını tamamladı ve iç sorunlarını giderdi. Uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladı. Ve milli birliğini tesis ederek bunları yaptı. Yani Türkiye'nin tek ihtiyaç duyduğu şey bana göre milli birliğini tesis etmesi. Sorun alanlarını gidermesi. Tabii bunu dışarıda Türkiye'nin güçlenmesini ve büyümesini istemeyen odaklar şu veya bu şekilde mutlaka ve mutlaka Türkiye'de yeri geldiğinde karışıklık çıkarabilecekleri sosyolojik kesimleri sorun alanında tutmaya çalışıyorlar. Ve bu amaçla yapılan şeylerdir. Yani bir yönüyle ülkemizin önünü engellemeye yöneliktir. Alevileri geçmişte olduğu gibi dar bir çerçevede bir ideolojik temelin gerekçesi olarak kullanabilir miyiz gibi bir düşünce var. Aleviler uyandı ve bunu biliyor. Aleviler bu noktaya düşmeyecek artık. Devletimiz de eski devlet değil. Yurttaşına sahip çıkıyor, yurttaşını dinliyor ve yurttaşın beklentilerini, taleplerini karşılıyor ve Türkiye'nin önüne konulmak istenen engelleri görebiliyor ve çok kez Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını biz Türkiye yüzyılı kabul ettik, öyle ilan ettik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası olarak görüyoruz. Ve bu tür durumlar ve benzeri durumlar, bu sadece Alevilerle ilgili değil, Kürtlerle ilgili olabilir, başka alanlarla ilgili olabilir, başka sebeplerle olabilir. Şu veya bu şekilde Türkiye'nin gidişatının önünde engelleme oluşturmak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için ortaya konulan çalışmalardır diye düşünüyorum. Hı hı. Genelde işte Alevi kardeşlerimizden gelen mesajlar arasında da Hazreti Ali İslam'ın neresindeyse biz Aleviler de tam orasındayız. Evet, mesajlarda evet, şu anda evet, alıyoruz. Evet, evet. Yani birçok bir şey Alevi İslam'dan koparmak mümkün değil. Çok genel bir örnek verdim. Yani İstanbul'u örnek verelim. Eskişehir'i verelim. İşte Sucahattin Veli diye çok büyük bir Alevi piri var. Abdal Musa'yı verelim. Hacı Bektaş'ı verelim. İstanbul'da Garip Dede'yi, Erikli Baba'yı, Şah Kulu'nu, Karaca Ahmet örnek verelim. Alevilerin orada ne yaptıkları, neye dahil olduklarını, neye ait olduklarını görebilecek durumdalar. Yani çok açık ve net. Yani Avrupa İnsan Hakları Aleviler Mahkemesi... Aleviler bu yani. Metin Hocam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hacı Bektaş Veli'nin duruşundan bir haber bu durumda yani. Yani bence de Türkiye'de gerçekten de orada evet. bence bu kararı veren hakimlerin yani meslektaşlarımın olaydan bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde nasıl bilgi ve belge gidiyorsa da bu gidiyor. Bunu değerlendiriyorlar, böyle karara bağlıyorlar. Anlamak mümkün değil. Yani bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kullanmış bir ülkenin sosyo-kültürel ve politik şartlarını bilmemek büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. Hı hı. O anlamda gerekiyorsa, olgu varsa, olay var ise Türkiye Cumhuriyeti'nden, buradaki Alevi kuruluşlarından bilgi isteyebilirler, delil toplayabilirler nedir bu diye.
sorabilirler bilmiyorlarsa. Ama amacın o olmadığını düşünüyorum. Sadece Türkiye'yi zayıf düşürmeye, Alevileri devletle ilişkisinin mesafesinin azalmasına yönelik bir sabotaj, bir eylem olarak değerlendiriyorsunuz. Aslında buradan da şunu anlıyoruz, biraz önce söylediğiniz gibi. Bu Alevi dernekleri de aslında bu karara karşı daha güçlü bir açıklama gelecek. Gelecek tabii. Gelecek, yani kuşkusuz zamanda. Yani gerekirse bir bakalım yapabilirsek. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne girebilecekse o bildirimizi falan vesaire ve bir dosya gönderelim. Birazcık bakarlarsa bakarlar. Belki iyi niyetli olanlar vardır. Bu işe aleti olanlar. Hiç değilse onlar bilmiş olsun. Evet. Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını konuştuktan sonra bir taraftan da aslında şimdi seçimden de çok uzaklaşmak istemiyorum. Yani evet. Bu seçim süreci ve seçim sürecinden sonra belki yeni anayasayı konuşabiliriz. Siyasetin nasıl, neye evrilerek devam edilebilir bir pozisyon alınacağı hususunda da aslında konuşabileceğimiz bir alanda evet. Bugün açılmış evet. Oldu. Ne olacak sizce yani bu süreçten sonra? Ya da şöyle sorayım. İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir evet. Aslında çok yakinen de bir takibiniz var. Evet. Sahadasınız. Evet. Ne görüyorsunuz? Ya şimdi öncelikle şöyle bir şey ifade edeyim. Yani AK Parti'nin gücü karşısında muhalefet ne yaptığını bilmiyor. Yani AK Parti Türkiye'de değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdi. Girdiği her seçimi kazandı. Politikalar üretti. Ülkeyi kalkındırmak anlamında çok ciddi işler yaptı. Alt gelir grubundan üst gelir grubuna geçtik milli gelirimiz veya gayri safi milli hasılamız itibariyle. Ama muhalefet bir politika üretemedi. Politika üretemedikçe girdiği seçimde halk prim vermedi ve zayıf düşürdü. Zayıf düşürdükçe de agresifleşti ve kutuplaşma üzerinde gitmeye çalıştı. Dolayısıyla ayrıştırma üzerinde gitmeye çalıştı. 2023 seçimleri de AK Parti'nin başarısıyla sonuçlanınca iyice dağıldılar. Savruldular, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani dolayısıyla AK Parti güçlü bir süreci temsil ederken muhalefet sürekli zayıfladı ve politika üretemedi. Muhalefetin bu durumu aslında ülkemize bir zarar. Yani biz güçlü muhalefet istediğimizi her defasında ifade ediyoruz. Ülkenin yararına gelişecek bir muhalefetin beklentisi içerisindeyiz. Ama ne yazık ki bugünkü muhalefetin derlenip toparlanabileceğinde de kuşkumuz var. Ama ülkenin yararı için güçlü bir muhalefete ihtiyaç var. Muhalefet yerel seçimlere geldik. Yani bu kutuplaştırma üzerinde polemik konuları oluşturarak, yanlış aldatma üzerine algılar oluşturarak siyaset yapmaya devam ediyor. Yani ne yazık ki böyle. Böyle olunca da vatandaş bu tür durumları artık algılamıyor, almıyor. Yani yanıltamıyorlar. Çünkü 20 yıldır hep ötekileştirme üzerine, ayrıştırma üzerine, algı yaratmak üzerine bir politika oluşturulmuş, değerlerimiz yıpratılmış. Bu noktada çözümcül bir planı, projesi ve fikriyatı yok. Böyle yerel seçimlere gitme arifesinde de böyle bir durum yok. Gerçekten de çok karmaşık bir durum var. AK Parti'nin adaylarına bakıyorsunuz, çok titizlikle seçilmiş. AK Parti'nin yerel kalkınma yerelde başlar anlayış çerçevesinde çok ciddi bir şekilde yerel seçim beyannamesi ilan edildi. Yani AK Parti hizmet ve eser siyasetini yerel deneyiminden alıyor, yerel uygulama deneyiminden alıyor. Ülkenin değişimini ve dönüşümünü sağlarken bu yerel çalışmaların büyük bir payı var. Yani seçim bir kez seçime giderken AK Parti açısından 2023 seçimlerini kazandık. Bu bir avantaj. Yani AK Parti'nin gücünü gösteriyor. Yani güçlü bir siyasi aksiyonumuz var. Ondan sonra adaylarımız yerel beklentilere uygun olarak belirlendi ve yerel seçmen tarafından kabul görebilecek adaylar eğitimli, liyakat sahibi, ahlaklı, demokrat, eşit hizmet üretebilecek adaylar. Aynı zamanda planları ve projeleri olan adaylar.
Yani İstanbul özelinde ifade etmek istersem, Murat Bey sahaya çıktığından bu yana her gün bir proje açıklıyor ve söylüyor. Muhalefetin aksine AK Parti kadroları verdikleri sözü de yapan kadrolardır. Yani ne ilan edilmişse mutlaka o yerine getirilecektir. Hiç kuşkusuz büyük projeler, aksamalar olabilir vesaire gibi durumlar ama neticede hayata geçiyor AK Parti'nin açıklamış olduğu projeler. Dolayısıyla eğer ülkemizi geleceğe taşımak istiyorsak, refah yakalamak istiyorsak, güçlü bir ülke olmak istiyorsak, dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, ki söz sahibiyiz, her yönüyle şehirlerimizi de geleceğe hazırlamak istiyorsak, ki iklim değişikliği önemli bir sorun, teknolojiyi yerel yönetimde kullanmak ve şehirlerimizi geleceğe taşımak önemli bir olay. Tüm bunları yapabilecek AK Parti kadroları projeleriyle birlikte geliyorlar. Örneğin İstanbul'u düşünüyorum. Temel meselelerinden biri kentsel dönüşüm. Yani kentsel dönüşüm İstanbul için kaçınılmaz bir durum. Peki. Ve Murat Bey bunu 650 bin konutun dönüştürüleceğini söylerken muhalefet itiraz etti. Nasıl olabilir? Muhalefetin böyle bir ufku yok ki. Büyük bir ideali yok. Büyük bir hedefi yok. Dolayısıyla ikincisi ulaşım. Ulaşımla ilgili proje üstüne proje açıklanıyor. Ve dolayısıyla İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözecek projeler mevcut. Hı. Ve en önemlisi de iklim değişikliği dünyanın başında büyük bir bela. Geleceğin İstanbul'unu tasavvur eden su havzaları azalıyor, kuruyor vesaire gibi şeyler. Onu yaratacağı olumsuz sonuçlar var. Yani İstanbul'u geleceğe hazırlamak da çok önemli. Dolayısıyla muhalefetin bu yönüyle bir kaygısı yok. Yani somut, dokunabilen, beklentilere uygun plan ve projeler, AK Parti'nin adaylarını açıkladığı plan ve projeler ve uygulayıcılar da liyakat sahibi. Hele hele İstanbul açısından Murat Kurum tam konularıyla, İstanbul sorunlarıyla ilgili tercih edilmiş bir aday ve İstanbul'un geleceğini oluşturmaya yönelik bir aday. Dolayısıyla seçim çalışmaları da çok iyi gidiyor. Biz bunları halkımıza anlattığımızda halk görebiliyor, değerlendirebiliyor. İstanbul'un birikmiş sorunlarını aşabilecek boyutta projelerimiz var. Ve İstanbul'da bir dünya markası olarak daha da geliştirerek, daha da büyüterek geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz ve aynı zamanda hazırlığımız var. İstanbul seçmeninin polemiğe, aldatmaya, yanıltmaya, hayali durumlara itibar edeceğini düşünmüyorum. Gerçek belediyecilik adı altında yaptığımız çalışmaların halk tarafından itibar gördüğünü, ilgi gördüğünü görüyorum. Ben de sahadayım. Bu nedenle bu seçimleri de çok başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Sosyolojik mensubiyet itibariyle de sosyolojik kesimimiz de bunu görüyor. Özellikle İstanbul özelinde temerküz etmiş, hatta nüfusunun üçte birinin burada yaşadığı gibi bir durumu da nazara aldığımızda İstanbul'un değişiminde, dönüşümünde, geleceğe hazırlanmasında, sorunların giderilmesinde pay sahibi olacaklarına inanıyorum ve tercihini Murat Kurum'dan yana yapacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Ve buna inanıyorsunuz. Evet, evet. Çalışmalarımız bu mecrada zaten yürüyor. Yani her şeyden önce şahsım olarak biz 85 milyonun ortak aydını ve demokratiyiz. Hiç kuşkusuz her kesimin derdiyle ilgileniyoruz. Beklentileriyle ilgileniyoruz. Sadece çalışmamız sosyolojik mensubiyet üzerine değil, yani tüm halkımıza dönük, tüm seçmenimize dönük çalışmalarımız devam ediyor. Sahada gördüğüm bir şey var. Halkın basireti, algısı somut şeylere yöneliktir. Hayal satıcılarına, aldatıcılara artık aldanmıyor diye düşünüyorum. Evet, projeler sonuçlanacak. Bir taraftan aslında güzel bir noktaya değindiniz. Hani seçimi konuştuğumuz için bunun kendimi zorunlu hissediyorum bunu sormak için ama sanki bu seçimde şöyle bir durum var. İlk defa bu kadar CHP içerisinde bir kavga varken bir seçime gidiyoruz
galiba, değil mi? Evet. Yani bu, siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga hep oldu. Politika hep üretmediğiniz vardır. Zaman evet kavga edersiniz. Barışçılcı. Evet, hem kendinizle kavga, kendi içinizde kavga edersiniz hem de halkla kavga edersiniz. Birçok değerle işte kavga ediliyor. İnsanların etnik yapısı üzerinden söylemde bulunuluyor. İtikadi yapısı üzerinde söylemde bulunuluyor. O yönüyle ciddi bir şekilde incitmeler oluyor, küçültmeler oluyor. Diğer yönüyle de kendi içinde bir kez bir hainlik var. Yani kendi içi çekişmeler çok acımasızca. Hı hı. Düşünün Kılıçdaroğlu'nun gitmiş olduğu kongreden bu yana ve kongre günü ve bu yana oluşan gelişmeleri. Dolayısıyla bu muhalefetin İstanbul'u yönetmesi, ülkeyi yönetime talip olması mümkün değil. Yani yapacakları bir şeyin olmadığını halk görüyor. Vaatlerinin de gerçekçi olmadığını da görüyor. Varsayın gerçekçi bir plan ve proje hazırladıklarını düşünün. Onu üretecek, üretebilecek enerjileri olup olmadığı da belli değil. Nerede birbirinde kopacakları, nerede birbiriyle dalaşacakları belli değil. Bu anlamda yapacakları bir işte yarı yolda bırakma durumları söz konusu. Hı. Bu dağınıklık içerisinde CHP'nin halen başında İstanbul'un başında olan şahsın halen itibar görüyor. Anketlerde de bir miktar da olsa, onlar çok belirleyici değil anketlerin. Çok sahayı ölçmedikleri gerçeğini başa de. Başa baş gidiyor yani. Başa baş gidiyor söyleme. Şu anda çok doğru olmasa da mutlaka geriden takip eden bir durumda var. Ama bu politikasızlık, ilkesizlik ve hizmet üretmeme noktasında halen de oy alıyor olmasının başka sebepleri var. Hı. Yani açığa çıkan 14-28 Mayıs 2023 seçimleri öncesi gelişen işbirliğinin şu veya bu şekilde örtülü devam ettiğini düşünüyorum. Halen polemik konularıyla insanları aldatmak gibi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Yani insanlarımızın, seçmenlerimizin bu girdaptan çıkması gerekiyor. Daha rasyonel hareket etmeleri gerekiyor. Şu veya bu şekilde işte ekonomik sebeplerle veya başka sebeplerle birazcık zorlanan yurttaşlarımızın, seçmenimizin bu durumların geçici olduğunu bilmesi gerekiyor ve gerçekten de aldatıcılara inanmaması gerekiyor. Yapmaları gereken şey şu, doğru bir şekilde doğru adaylara, doğru projelere ve geleceklerine itibar etmeleri, ülkelerine inanmaları, yöneticilerine inanmaları, kendi özgüvenine yönelik bu ülkenin birçok değerinin olduğunu görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir taraftan aslında konuştuğumuz bütün şeyler, şu ana kadar konuştuğumuz program başından beri şeyler aslında bir maske düşün. Yani bir maskenin artık düşmesi, bir makyajın dökülmesi hususunda konuşmalar yapıyoruz. Bu anlamda da şunu da söyleyebiliriz daha net olarak. Yani her konuda olduğu gibi program başından söylediğimiz gibi Alevi kardeşlerimiz hususundaki söylemleriyle beraber o maskelerin de düştüğünü görüyoruz. Bu anlamda bu seçimde Aleviler daha rasyonel bir tavır ve değerlendirme yapabilecekler mi sizce bu seçimde? Çok, çok doğru bir vurgu yaptınız. Hı-hı. Ve öyle olduğuna inanıyorum. Öyle olduğunu da düşünüyorum. Daha rasyonel, daha doğru tercih yapacaklarına inanıyorum. Yani geleceğin siyasetinde Alevilerin daha da çok rolü olabileceğini, ülkenin kalkınmasına daha da çok rolü olabileceğine inanıyorum. Günde bugündür, 31 Mart'ta önümüzde bir seçim var. Alevilerin bu ülkenin geleceğindeki söz sahipliği, aidiyeti, itici gücü mutlaka 31 Mart seçimlerinde sandığa yansımalı. Ancak biz bu şekilde merkez idare ile yerel idarenin uyumlu işbirliği içerisinde gelirimizi, refahımızı artırabiliriz, ülkemizi geleceğe taşıyabiliriz. Aleviler bu konuda kendisini sorumlu addediyor ve gerekeni yapacaklarına inanıyorum. Siyasetin bir boyutu da yani gelecekle ilgili tabii bir şeyler
söylemek gerekebilir. Alevilerin şu veya bu şekilde temel sorunların çözümüne yönelik AK Parti iktidarlar döneminde büyük oranda çabalar ve çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da işte siyasetin kendi içinde, kendi dinamiğinde yer almaları da beklenmelidir. Alevilerin ülke duyarlılığı yüksek olduğundan dolayı bundan sonraki süreçte mutlaka merkez partisi olan AK Parti'nin, Demokrat Parti olan AK Parti'nin, kapsayıcı olan parti olan AK Parti'nin kadrolarında yer almak gibi bir pozisyonu da olmalı ki olacağını düşünüyorum. İnşallah bu yönlü bir çalışmanın ve çabanın da gelecekte tezahürünü hep birlikte görmüş olacağız. CHP Mersin Milletvekili'nin bir açıklaması vardı. Şu anda aklıma geldi. İşte Özgür Özel'in bir çıkışı üzerine bir ziyareti sırasında bir organizasyonda işte saz öpmesini şöyle eleştiriyor. İşte saz öpmekle Alevi olunmaz gibi bir çıkışı oldu Özgür Özel'e. Ne diyorsunuz? Yani nereye koyduklarını nasıl bir eleştiri olarak algılamalıyız bunu sizce? Yani şey Alevi değerlerini küçümseme olarak. Sanki yani, daha böyle küçük bir sınırlayan ve folklorik bir yere koymaya çalışıyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey. Alevileri ve Aleviliği anlamadıklarını gösteriyor bu pozisyonları. Bu durumları, bu tarz açıklamaları. Yani yüzücü olan şey şu. Yıllarca CHP'de CHP Alevilerden destek görmüş ve Alevilerin bilinirliği yok. Alevilerin değerleri de bilinmiyor. Yani Aleviliğin ne olduğunu da bilmiyorlar. Sadece siyaset içerisinde bir malzeme olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani bu tür beyanlar onu ortaya koyuyor. Bu bakımdan işte Aleviliğin kendi mecrasında yaşayabilmesi açısından AK Parti'nin desteğiyle devletin sahip çıkmasına bağlı olarak gelişeceğine inanıyorum. Aleviliğin kendi dinamikliği çok değerli, sivil yanı çok değerli, çok anlamlı. Ama mutlaka ve mutlaka bu karmaşık süreçte devletin desteğine ihtiyaç var ve AK Parti bunu sağladı diye düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alevilerle ilgili imtihanı çok sağlıklı bir imtihan değil. Alevileri yok sayan, değerlerini bilmeyen, değerleriyle bağdaşmayan, değerleriyle ters düşen bir durumlar var. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alevilikle ilgili olan, Alevilerle ilgili olan sürecini Alevilere ve Aleviliğe hiçbir şey katmadığı şeklinde algılamak gerekiyor. Yani bu çerçevede önümüzdeki dönemde örneğin bir anayasa yapma ihtiyacı var bir hukukçu olarak da. Evet, yani onu da bir değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan Alevilerin de mutlaka rolü olmalı. Yani bu sürecin yine hazırlayıcısı mutlaka AK Parti olacak. En hazırlıklı parti olması nedeniyle. Şimdi demokratik, hak dağıtan, eşitliği savunan, insan hak ve özgürlüklerini önceleyen sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğu çok açık ve net. Aleviler bunu destekliyor. Yani 12 Eylül Anayasası'nın bir darbe anayasası ruhuyla düzenlenmiş anayasa birçok değişim geçirdi. Bu değişimlerden başında da işte bir sistem de değişti. Yani parlamenter sisteminde başkanlık sistemine geçtik. Hiç kuskusuz başkanlık sisteminin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Yani yürütmenin, yasamanın pozisyonlarının daha belirgin hale gelmesi gerekiyor. Yasamaya büyük bir değer katıcı adımların atılması gerekiyor. Yani ülkemizin demokratikleşmesi, kuvvetler ayrılığı noktasında yeni bir anayasaya olan ihtiyaç, Alevilerin de ihtiyacı. İnsan hak ve özgürlüklerin kurumsallaşması, işyerliliği Alevilerin de ihtiyacı. Dolayısıyla Aleviler bu konuda da şimdiden rol almalı ve bu süreci kendi çalışmalarıyla, kendi katkılarıyla hazırlamaları durumunda ülkelerine daha da büyük katkı sunacaklarına inanıyorum.
da böyle değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bundan böyle ne yapılabilir? Şöyle bir şey yapalım. Biz parti olarak, siyasetçi olarak Alevilerle olan bağlarımızı sürdüreceğiz. Alevi kardeşlerimize, Alevileri dinleyeceğiz. Taleplerini alacağız. Varsa eksikliklerini gidereceğiz ki devlet bu şekilde bir rol aldı ve devam edecek. Ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde Alevilerin enerjisini, demokrat duruşunu, edebiyatını, musikisini açığa çıkarıp ülkenin hem kültürel zenginleşmesine hem demokratikleşmesine katkısını mutlaka ve mutlaka sağlayacağız diye düşünüyorum. Bu anlamda Alevilerle devletin veya merkez siyasetinin önünü tıkayan unsurlarının da daha bilinir hale getirerek Aleviler tarafından mutlaka ve mutlaka bunun görülmesini sağlamaya çalışacağız. Aslında kültürel anlamda bilinmesi de yine değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bu en azından o Bektaşi klasiklerini tekrar çıkartılmasının hususundaki mücadelesi de bunu gösteriyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bizim kurduğumuz irdari birim yani Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı Aleviliğin bilinmesini de sağlıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor. Ve Alevilerle ilgili tüm yayınları, klasikleri, tarihsel boyutlarıyla derleyip toparlıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor. Sempozyum tarzı paneller tarzı çalışmalar yapıyor. Alevilerin saha ihtiyaçlarını tarayıp onların giderilmesine destek sağlamaya çalışıyor. Alevi akademisyen, Alevili konusunda akademik çalışma yapanların desteklenmesini sağlıyor. Tüm bunlar aslında birebir şu anda hayata geçirilmiş durumda. Aslında yavaş yavaş programımızın bu arada sonuna geliyoruz. Sizi evet. Çok yorduk, kusura bakmayın hocam. Yok, lütfen konuşun. İnanılmaz güzel sohbet gerçekleştirdik. Biz bütün sorularımızı cevap aldık eyvallah, yani onu söyleyeyim. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ama bir taraftan da şöyle bir soru sorasım geliyor. Sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii. Sorayım. Mutlaka ki olmuştur hayatımızda. Yani hayatımız sonuçta siyasetten ya da bu işten, o iştigal alanlarımızdan ibaret değil, değil mi? Bir de onun yanında akan kendi akışımız var. Bu akış içerisinde hayatımızın her safhasında inandıklarınızdan, değer itikadınızdan biraz önce bahsettiğiniz gibi dışlandığınızı hissettiğiniz ve büyük kırılmalar, siz bunu kırılma olarak belki algılamıyorsunuz ama en azından hissettiğiniz anlar, sizi çok etkileyen anlar oldu mu? Ya şöyle bir hikayeler. Şey, yani şöyle bir şey. Esra Hanım, siz son derece hayatın her yönünü takdir eden, görebilen, analitik düşünen bir insansınız. Hiç kuşkusuz değer eksenli yaşayan insanların mutlaka zorluklarla karşılaşması beklenen bir şey. Yani kendi kültürel değerlerimle, kimliğimle yaşamak ailesel bir özellik. Yani çocukluğumu düşünüyorum örneğin. Bizler kendi özelliğimizde, kendi değerlerimizle net bir şekilde yaşarken, onlara sahiplenir şekilde yaşarken, farklı itikadi değerler taşıyan arkadaşlarımız bize geldiklerinde kendilerini en rahat hissettikleri ortam olarak telakki ediyorlardı. Ve basit bir örnektir. Bu Anadolu'da vardır. Yani bir anne baba eğer çocuğunu bir yere gitmesi gerekiyorsa, çocuğunu bırakacak bir yeri var ise oraya bırakmak ister. Ve özellikle biz değerlerimizle yaşayan bizlere tüm çocuklar bırakılırdı. Öyle barışık bir atmosferde, bir kültürde yaşadım. Dönem dönem hiç kuşkusuz bu itikadi değerlerim üzerinden ki demokratlığım üzerinden de mutlaka kırılmalar oldu. İncinmeler oldu. Daha ha, incinmeler değil. Çok incinmeler önemli bir açıklama oldu. Yani karşılaşmadığım durumlar değil. Her birimiz her bir şekilde kendi değerlerimizi yansıttığımızda mutlaka bir
çatışma alanı oluşuyor. Oluşuyor. Bu bizden kaynaklı değil. Yani biz onu yaşarken ötekisinin hakkını inkar etmek veya onu yok saymak gibi bir anlayışımız olamaz. Değil. Bu bizden kaynaklı değil ama mutlaka cehaletle de beslenen ön yargılar olduğunu düşünüyorum. Özellikle itikadi konularda. Dönem dönem ya çok iyi insanlar, çok iyi aileler ama keşke bu intikada mensup olmasalar gibi söylemler insanı incitiyor yani. Yani evet, yani bu tarz şeyler siz de belki başka bir sebeple yaşamış olabilirsiniz. Yani yaşandı. Evet. Bunları incedik ama yani biz bunları ülke olarak açtık ama çok iyi bir noktadayız. Halen böyle münferit sesler çıkıyor dönem dönem. Sizin de çok sert böyle tepkilerle karşıladığınız ilkel denebilecek anlayışları ne yazık ki halen yansıyor, yaşıyoruz da. Ben şunu yadırgamışımdır. Yani örneğin çok söylendiği için söylüyorum. Yani ben kendi kimliğimle mülakata girdiğimde sınavda başarılı oluyorum, yazılıda iyi bir puan alıyorum ama sözlü sınava girdiğimde kimliğimden dolayı görev alamıyorum. Yani bu çok yaygın bir şeydir. Örneğin bu incitiyor insanı, üzüyor. Liyakat sahibi bir kardeşimin bu tarz durumla karşılaşması gerçekten de incitir. Bu tarz şeylerle, durumlarla karşılaştık. Kendi özelimde olmazsa da belki kendi özelimde kendi öz denetimimi sağlayarak yaşamımı sürdürebildim ama bunu yaşayanları görmek gerçekten de incinmeye yol açıyor. Bu anlamda şunu belki değerlendirmek gerekebilir. Ama o aşamada çok büyük adımlar atıldı değil mi aslında? Yani? Ya hiç kuşkusuz. Yani son AK Parti iktidar dönemini çok önemsiyorum. Yani bu toplumsal barış, yakınlaşma, 85 milyonu bir arada görme, bir arada düşünme, herkese hizmet etme, ötekisinin kendi değerlerine yapılan saldırıya karşı gelme. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun kendi itikadi aidiyeti tartışırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahip çıkması gibi. Yani bunlar aşıldı. Artık bir bakıyorsunuz bir de gençlik daha farklı bir noktada. Daha birbirini benimser hale geldi. Benim gözlemim öyle. Münferit olarak belki daha henüz uzaklaşma görülebilir ama kendi çocuklarımda da gördüm onu. Bir arada yaşamayı başarabiliyorlar. İtikadi durumu, kendisini taşıdığı özel durumlar hiç ötekisini rahatsız etmiyor. Bilakis onu biraz da farklılığından istifade etmek istiyor. Bir zenginlik olarak görüyor. Biz hep böyle kültürel değerlerimiz bir zenginliktir diye işte onu kabullendirmeye çalışıyorduk. Gençlik kabullendi diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin geleceğinin artık böyle farklılıkların zafiyet alanı olarak yaşamayacağını düşünüyorum. Bunu da aşıldığını düşünüyorum. Bunu görebilmek çok önemli diye değerlendiriyorum. Kendim herhangi bir kamu görevini talebim olmadı. Serbest çalıştım aslanlık dışında. Orada da bir sorun olmadı. Başarımdan dolayı herhalde kabul görmüştüm. O kamu personeli alımında yapılan ayrımı bir şekilde yaşamadım ama halen ne yazık ki kamu hizmetlerinde yükseltme noktasında eksikliklerimiz var. Bunların da bir an önce giderileceğine inanıyorum. Yani bu önümüzdeki dönemde onunla ilgili diye düşünüyorum. Onunla ilgili galiba biraz önce bahsettiğiniz gibi daha da eşit yurttaşlık dediniz. Evet, eşit yurttaşlık konusunun tam cari olarak hayata geçeceğini düşünüyorum. İnşallah geçecektir. Peki sevgili Metin Bey, çok teşekkür ederim. Bu arada biliyorum ki insani noktada her konuda peki bir düet halindeyiz yani fikren. Evet. O da çok önemli benim için. Gerçekten çok da kıymet verdiğim bir isimsiniz sevgili Metin Bey. Mücadelenizle, duruşunuzla. Ve bu duruşun çok daha bir duruşa intisap ettiğini de düşünürsek. Dünyada hani belki izlemişsinizdir Gazze'de küçük bir kız aslında diyor ben çok güzeldim ama savaş beni harap etti diyen bir 5 yaşındaki kız çocuğunun cümleleriyle yankılanması gereken, vicdanımızın yankılanması gereken bir katliamın ortasındayız.
Ne düşünüyorsunuz yani Gazze'yi hani bu kadar da ölmezler dediğimiz her anda işte o kadar da ölüyorlar. Evet. Siz de böyle insan hakları konusunda gerçekten birçok noktada siz insanların sesi oluyorsunuz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Hatta hemen söyleyelim, İsrail'de tekrar dün Rafah'ta bir katliam yapacağını duyurdu. Bununla beraber bu kardeşlerimiz, mazlum kardeşlerimizle ilgili ne söylemek istersiniz? Ya özellikle Esra Hanım, sizin bu konudaki duyarlılığınız ve ses getiren tepkinizi takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Belki böyle her birimizin duygusu paraleldir ama belki metodolojik olarak bu derecede yansıtma fırsatı olmuyor. Ben bunu bir insanlık vicdanının iflası olarak değerlendiriyorum. Yani şimdi İsrail'in katliam yapması, soykırım yapması bir tarafa olmaması gereken bir şey. Yani bu İsraillere de zarar veriyor. Dünyadaki Filistinlere de zarar veriyor ama en önemlisi de insanlığa zarar veriyor. Dünyanın seyirci kalması noktasını çok yadırgarım. Yani insanlığın böyle bu kadar gerçekten de kör olduğu bir dönemi yaşamış olmak yüzüyor. Belki işte bu Araf'ta dediğimiz tam konu da bu. Ya insanlık bu mudur diye sorgulamaya başlıyorsunuz yani. Bu derece bir katliama seyirci kalınabilir mi? Dünya nasıl bir aksiyon alıyor? Bilakis Avrupa, Batı, yani İsrail'i destekleyici almıyor de bir noktayı tercih ediyor. Hadi nötr de kalmıyor. Yani güçlü medya vasıtasıyla oradaki soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Nereye varacağını, insanlık adına ne gibi bir sürece evrileceğini tahmin etmek zor. Yani bu böyle bu gidişatın örneklerinin bir daha yaşanabilirliğini tahmin etmek insanı ürkütüyor. Ama ben şuna inanıyorum, yani Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna inanıyorum. Şu anlamda bu meselenin tamamen siz gibi böyle entelektüel insan üzerinde hayata bakan insanların bireysel gayretlerinin yanında devlet olarak da çok ciddi bir rol alındı. Yani bu meselenin çok kapalı kalması da, dünya gündemine oturmaması da, hatta işlevsiz de olsa, zayıf da olsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmaması durumu da olabilirdi. Ama bugün bunlar yapılabiliyorsa gerçekten de Türkiye'nin dünya kamuoyuna bir farkındalık oluşturmasından kaynaklanıyor. Ötesinde insanlık kendisini sorgulamaya başladı. Yani dikkat ederseniz birçok ülkede çok sayıda insanın sokağa çıkma durumu da gerçekleşti. Yani vahşete bu kadar seyirci kalınamayacağını, insan vicdanının el veremeyeceğini değerlendiriyorum. Ama ne yazık ki katliam durmuyor, soykırım durmuyor. Çocuk kadın demeden devam ediyor. Bir an önce buna son verilmenin bir yol ve yönteminin bulunması gerekiyor. İnsanlığın bunu bulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bundan sonraki süreçte insanlığı dünyada nasıl yaşatacağımızla ilgili kaygı taşımaya başlayacağız. Yani günün birinde güç sahibi olan diğerlerini katletsin, öldürsün vesaire. Yani dünyanın hukuk sistemi, adalet sistemi mutlaka kurulmalı. Tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışları çok önemli. Yani dünya güvenliğini, barışını, katliamı sağlamayacak nitelikte bir sistem söz konusu. O sistemin mutlaka değişmesi gerekiyor. İşte Türkiye'nin tam da güçlü olmasını hep söylediğimiz bir şey. Tüm sosyolojik kesimlerinin beklediği güçlü Türkiye için mutlaka akıllıca davranmak gerekiyor. Güçlü Türkiye'nin bu somut müşahhas meselede aldığı rolü dünya ölçeğinde alması durumunda, söz sahibi olması durumunda birazcık insanlığı da yaşatacağımıza inanıyorum. Ben Filistinli kardeşlerimiz için, o katliamın durdurulması için her kimin elinde ne geliyorsa yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda yüksek sesle, içtenlikli bir haykırışımdır diye
değerlendiriyorum. İsrail'i meşrulaştırmaya, haklı bulmaya çalışanların gerçekten de gelecekte dünyaya bir katkısının olamayacaklarını düşünüyorum. Tarihte bir kara leke olarak, bir insan travması, bir vicdan erozyonu olarak geçeceğini düşünüyorum. Yani geleceğin insanlığı bu olamaz diye düşünüyorum. Buradan da aslında Gazze bizim meselemiz değil diye insanlara da çok güzel bir mesajı vermiş oldunuz. Evet. Yani o gerçekten de yani nasıl bir telaffuzdur anlamak mümkün değil. Bazen anlamakta zorlanıyor musunuz? Ya kuşkusuz yani. Çok enteresan yani gerçekten şunu düşünüyorum. Mesela kalp var ama işlevsiz. Evet. Çalışmadığı için bir şekilde beyine doğru galiba değişik bakteriler üretmeye başlıyor kalp. Hani boş olduğunda beyin gibi. Evet. Yanlış mıyım bilmiyorum. Yani bazen paylaşımlarınızda bu hisleri kullanıyorsunuz. Gerçekten de nitelikli de oluyor. Gerçekten anlayamıyorum. Aslında yerini buluyor. Anlamadığımız için herhalde belki o yönteme başvuruyoruz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Yani genelde empati yapmaya çalışırım. Yani bir insan niye bunu söylüyor diye onun konumunda da değerlendiririm. Ama hiçbir şekilde haklı bir gerekçesini, sebebini bulamadım yani. Gazze'deki olaya seyirci kalmak, beni ilgilendirmiyor demek çok büyük bir cesaret işi. Yani nasıl bir insan sıfatıyla söylenebilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Yani bakımdan... Ve sinirlendiğiniz zaman ne yapıyorsunuz Betül Hanım? Yazıyor musunuz, konuşuyor musunuz, şöyle susuyor musunuz, uzaklaşıyor musunuz? Bir şekilde bazen yani biraz kendimi dinlemeye, susmaya, geri çekilmeye gayret ediyorum. Bir şeyler okumaya, bir meşguliyet bulmaya çalışıyorum. Belki oradan böyle güç alarak. Eğer fırsat varsa, imkan varsa böyle biraz tabiat yerindeysem çok severim biraz tabiatta yürümeyi. Benzeri şeyler yani biraz farklılığa yönelerek mümkünse o anı işte kurtarmanın bir vasıtası bulmaya çalışıyorum. O şekilde yaşam gidiyor. Kalben semah yani. Ya sema evet yani o semahın şey... Aslında oradaki çok, mesaj da değil mi şöyle? Tabii mesaj da. Yani haktan aldım. Yanındakine Hakka. Veriyorum anlamına da geliyor yani bir şekilde o hem şey olabilir hem maddi dayanışma anlamında olabilir hem manevi olarak yani haktan aldığımı kula veriyorum veya yanımdakine veriyorum şeklindedir aslında ben geleni vermek gibi yaymak gibi de değerlendir. İkincisi de gönül vardır. Her şeyin gönülde bittiğini, kalpten bittiğini, inanmada bittiğini ifade etmeye çalışıyor. O ritüellerin her birinin çok önemli bir değeri var, bir kıymeti var. Yani o bakımdan böyle mistiktir. İtikadi değerleri ifade sizin eder. İçerisinde değerlerdir. Evet. Bir ritmi vardır, bir anlamı vardır. Yani belki de işte... yaratana seslemenin veya bir yolu olarak değerlendirmek gerekiyor. Kul ile yaratan arasındaki ilişkinin varlığına işaret ediyor. Çok değerlidir sema. Çok değerlidir. Yani Mevlevilikte ve Alevilikte oluşan o ritüellerin her birinin değeri vardır. İşte başlıyoruz işte Konya'ya gittiğimizde. Evet evet yani o semanın dönüşü falan vesaire insanı bambaşka bir dünyaya getiriyor. Yani işte bu tür durumları yaşayan hisseden insanı herhangi bir olumsuz karşısında mutlaka işte bir şey buluyor zırh. Yani bir koruma mekanizması aynı zamanda diye değerlendiriyorum. O bakımdan semaya da yani burada anmış olduk. Yani aslında karnından konuşan insanlara karşı kalbinden konuşmayı öğretiyor. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Yani çok çok dinginleştiriyor, doygunlaştırıyor. Yani böyle dediğimiz o şüfi hava, mistik hava insan ruhunu kaplıyor. Yani insanın arınmasını sağlıyor. Yaratıcıyla adeta buluşmasını sağlıyor. Yani onu hissederek gönülden yakınlaşarak bir vasıta olabiliyor.
İnsan zaten dünyaya sustuğunda mutlaka ki Allah'a konuşuyordur. Öyle, öyle, öyle. Yani az önce dediğinizde aslında bir yönüyle de öyle de bir cevaptır yani. Hmm. Yani kendinizi dinlediğinizde mutlaka onu sorguladığınızda, yani o tatsız olan bir durumu sorguladığınızda mutlaka işte niye oluyor gibi değerlendirmek durumunda kalıyorsunuz. Bir nevi sığınıyorsunuz da yani. Yani ey Yüce Rabbim veya Cenab-ı Hak, bunu görün anlamında bir teselliye de yol açıyor. Ne güzel bir teselli o teselli. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son bir şey mi söyleyecektiniz? Yok ben yok. Ben gerçekten de yani programda olmak çok çok güzel konular işlendi bu programlarda. Bunu toplumumuza, ülkemize katkısının büyük olduğuna inanıyorum. İyi ki böyle bir yolu açmışsınız. İyi ki Araf'ta sorular programı genelde olmuş. Genelde gelirken korkuyorlar hocam programı. He? Programın isminden dolayı mıdır? Nedir böyle? Işıklandırmalardan dolayı mıdır? Nedir? Gelirken böyle biraz korkuyorlar. Niye yani, acaba öyle? Işıklandırma yani bilmiyorum. Araf'ta sorular tabii gizemli bir şey. Böyle mistik bir şey olarak geldi bana. Ben şöyle değerlendirdim gelirken. Esra Hanım'ın analitik yapısından veya düşüncesinden dolayı bu isme varıldı diye bir kanaat getirmiştim. Onu bir gün anlatacağım hocam. Evet, evet, onu nereden sadır oldu, nereden mülhem bu ismi koyduk. Evet, evet. Size bir gün mutlaka anlatacağım. Ama ben çok teşekkür ederim. Program oldu. Çok teşekkür ederim. Bulmakta büyük bir zevk aldım. Gerçekten evet, çok da güzeldi. Tamam. Çok da güzel yorumlar gelmiş sevgili kardeşlerimizden. Her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Bu arada dualarımızda Rabbim kabul eylesin. Abi. Önemli aylardayız. Hı. Tam ne demiştik? Dünyevileşmeye, o masivaya derler sufizmde. Susup Allah'a konuştuğumuz aslında dinlendiğimizi de hissettiğimiz zamanlardayız. Rabbim makbul eylesin inşallah. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet biz gidiyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri güzel yorumlar yazmışsınız. Şimdi ben onu Metin Bey'e mesajlarınızı Metin Bey'e onları okuyacağım program çıkışında. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse bir şey de olmazsa burada olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hepinize eyvallah diyorum.